Evet efendim. Profesör Hasan Pekmezci ve eşi Şükran Pekmezci ile yapmakta olduğumuz Çapa Resim Semineri sohbetine devam etmek üzere ikinci bir yayın açtım. Çünkü benim bazı sorularım var daha. Onları yöneltmek istiyorum. Ve bir sürpriz bir şey de istiyorum. Bakalım beni kırmaz yerine getirirlerse o bir sürpriz olsun. Evet, Şükran hocamız katıldı. Ben şimdi onu hemen kabul ettim. Şimdi gelirler tekrar. Çok güzel anlatıyorlar. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü inanılmaz yani bu iş. Devam. Şimdi hocam benim bir kesip bir sorum var. Geçen hani internetin bize azizlik ettiği programda Hasan Hoca şöyle bir şeyden bahsetti. Tam savaş sırasında İkinci Dünya Savaşı sürerken İsmet İnönü ile Tonguç Çapa seminerine geliyorlar. Onu bir anladınız değil mi neyi istediğimi? Ankara'daki sergiyi. Bir onu anlatsanız ne olur. Şimdi bunu anlatırken genellikle Nevide Evet. Gökaydın hocamızın onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Nevide Gökaydın İstanbul Muallim Mektebi mezunu. Yani Türkiye'nin en büyük öğretmen okulundan 1848 yılında kurulmuş öğretmen okulundan mezun. Ve Gazi Eğitim'e geliyor. Gazi Eğitim'i bitirdikten sonra o dönem nereyi istersiniz genellikle soru sorulur. Üç yer seçim falan gibi öğretmen okullarda vardır bu gelenek. Bir köy enstitüsünü istiyor. Ve Savaştepe Köy Enstitüsü'ne öğretmen oluyor. 1941. Savaştepe o kadar iyi gösteriyor ki resim alanında Nevide Hanım sayesinde. Orada çok güzel bir sergi düzenliyorlar. Öğrencilerin çalışmalarıyla. O sırada İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç okula uğruyorlar Savaştepe'ye. Ve bunların öğrencilerin yaptığı çalışmaları, sergileri görüyorlar ve çok beğeniyorlar. 1943 yılında Ankara'da çok büyük bir öğrenci resimleri sergisi açılıyor. Köy Enstitüsü'nün öğrencilerinin resimlerini sergisi açılıyor. Bakın 43. Yani. Bu ben de çok örnek olarak gösteririm. Çünkü seminerin açılmasını sağlayan çok önemli bir uyarıdır. Aynı zamanda eğitim sistemini, devlet yöneten, eğitim sistemi yöneten insanlara. Bir köy enstitüsünde Ankara'da sergi açacak başarıyı gösteren öğrenciler koyuyor. Ve resimler o kadar beğeniyor ki satış olmadığı halde bazı resimleri Ankara'daki bürokratlar alıyorlar. Ya. Yani resimler hepsi gelir gitmiyor okula. Ankara'da kalıyor benim. Şimdi işte bundan sonra Nevida'nın Kızılçullu'ya da gönderiliyor. Neden? Hem Savaştepe'nin Kızılçullu o dönem için Batı'da çok önemli görevler işlenen köy enstitüleri. Hele Kızılçullu zaten Yunus Emre'den sonra Eskişehir köy enstitüsünden sonra açılan ikinci büyük köy enstitüsüdür. Kızılçullu'ya öğretmen olarak gönderiliyor. Şimdi Kızılçullu'nun binası, muazzam bir binası var. Kızılçullu internete girildiği zaman görülür. 1954 köy enstitüleri kapatıldıktan sonra NATO'ya transfer ediliyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani köy enstitüsünün o muhteşem binası, köy enstitülerinin binası NATO'ya tasfiye ediliyor. Şimdi bu Nevide Hanım'ın buradaki başarısı da Çapa'ya
resim semilerini kurmak üzere, görevlendirmek üzere seçilmesini görüyorum. Başarı ödüllendirmesi bir anlamda, başarılı eğitimcinin takdir edilmesi, değerlendirilmesi anlamında bunu örnekliyor. Ve ben çapanın açılması da Kızılçullu öğrencilerin, Savaştepe öğrencilerin Ankara'da açtıkları serginin çok önemli etki yaptığına inanıyorum. Çünkü hem Tonguç hem Hasan Ali Yücel köylülerinin sürekli atak yapması için uğraşan, bu atan bir sonucu olarak da yüksek köy kuran eğitimciler, kendi içinde aşamaları yaratan eğitimciler. Bu nedenle bunu çok önemli buluyorum. Dediğiniz gibi o sergi bugün bile hala her zaman konuştuğumuz bir sergidir. Hocam şimdi ben de çok önemli bulduğum için tekrarlamanızı istedim. Şöyle bir soru soracağım ve üstünde düşünelim, yani sesli düşünelim. Sizde mutlaka cevabı vardır, ben biliyorum, ama şöyle şimdi bu insanlar aslında çok akıllıca bir şey yapıyorlar. Çapa resim seminerini kurarak. Çünkü şöyle diyelim. Diyelim ki köy enstitüleri devam ediyor. Kapatılmadı. Köydeki yetenekli çocukları bulundukları köy enstitüsünde resim ve müzik üzerine eğittiler. Hiçbir zaman İstanbul'da eğitilmeleri gibi olur mu? Hadi cevap verin. Siz şimdi bana çok güzel şeyler söyleyeceksiniz. Mısınız son cümlenizi? Eğer ki müzik ve resim semineri İstanbul yerine bulunulan köy enstitüsünde ne oluyor? Gene birileri girmeye çalışıyor herhalde. Bir şey oluyor. Şöyle Sorunu bir dakika. Hocam şöyle, eğer resim ve müzik öğretmeni yetiştirme çabası Çapa Resim Semineri gibi İstanbul'da bir okul yerine bulunulan köy enstitülerinde olsaydı bu sonuç alınır mıydı? Elbette onu biliyorlar, çok iyi biliyorlar. Değil mi Eğiticiler. hocam? İşte sihir bu yani bence. Bir atmosfer işi, İstanbul ortamı, bir akademi var orada, onunla dirsek teması olabilir. Nitekim bizi sık sık akademiye götürürlerdi. İki, sergiler orada. Şükran anlattı. Bizi sergi açılışlarına götürüyorlar ki orada sanatçıları görsünler. Sanatçılığın ne olduğunu içinde yaşayarak görsünler. Öyle kitaptan değil. Değil Şimdi mi? Yani o kadar özenle seçilmiş ki muhteşem bir bina, muhteşem eğitimciler ve bütün öğretmen okullarından seçilerek gelmiş bir iki öğrenci. Sınıflarımız 26'ydı zaten. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf resim bölümü, birinci, ikinci, üçüncü sınıfta müzik bölümüydük biz. Yani her öğretmenimiz, her öğrencinin kendine göre olan özelliklerini o kadar güzel fark etmişti ki. Mesela Hasan anılarında çok güzel bir şey vardır, onu kendisi anlatsın. Matematikten çok başarısıydı. Bizim büyük kızımız Bilge Canımız bir gün dershaneden geldi, kitapları attı. Dedi ki baba, matematikteki başarısızlığımı anladım. Genler dönüyormuş dedi. Çünkü matematikten Hasan o kadar başarısızdı ki hocamız ona cesaret vermek için bizim bütün sınıfı 19 kişiyi salona çıkarır. Biz salonda beklerken Hasan'ı tek başına sözlü yapardı. Ya biraz böyle bir şey var Tabii mı? şöyle sınıfta sözlü yapsa arkadaşlarım içinde mahcup olacağım. Mahcup olmamam için sınıfı boşaltıyor. Beni tahtaya kaldırıyor. Hiçbir şey yapamadığım halde sınıfı o kadar başarılı yaptı ki diyor, sözlü oldu ki diyor Hasan bile. Aslan oğlum, Hiç bir şey bilemedim. Ama çok başarılı. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bu
çok önemli çıkar dedi bu örnek. Beni Karata, Karata'dan 5 alsın geçsin. Geçemezse cezasını çeksin deseydi ben atılırdım. Tabii. Kaldırılırdım okullarda. Atılırdım yani yok olur gider. Kalırsa memleketimiz okulumuza geri dönüyor. Tabii tabii atılırdım. Matematik bu. Bütün okullarda şimdi matematik olmadı. Öğrenci neredeyse yok sayıyor. Şimdi hani bu başka alanlarda da böyleydi. Müzikte çok başarılı öğrenci, korunmaya alınmış bir öğrenci. Sporda çok başarılı bir öğrenci, diğer derslerden tolerans gösteren başarılı, korunmaya alınmış bir öğrenciydi. Bir örnek vereyim. Fikret Ünlü. Hı hı. Fikret Ünlü, İvriz'de sporda çok başarılı, korumaya alınan sporcu çocuk diye bilinen bir öğrenciydi. Ve spor bakanı oldu. Bu ülkede spor yani bakanı oldu. Hani bu alan o kadar çok örnek var ki bizim bu alanda. Şimdi şöyle şey, bizim 50. yıl sergimiz vardı Şükran ikimizin. Orada benim katalogda yazdığım bir yazıyı duvara tam duvara almıştım. Ve bizim dönemlerde pek çok izleyen, sergileyen arkadaşlarımız vardı. Onun önüne toplanmışlar, yazının önüne. Dedikleri şu, burada Hasan Edim'i kaldı, Ahmet, Mehmet, Ali, Eten, Ali İhsan bizim adımız diye hiçbir fark etmez diyor. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Öyle ki hepsi köy çocukları, köyden gelmiş çocuklar neredeyse aynı serüvenleri yaşıyor. Onun için bizim kendi aramızda kardeşlik bağımız çok kuvvetlidir. O dönem arkadaşlarımız. Yani önemli bir arkadaşımız var. Kızları bana amca derler. Şükran'a anne derler. Benim çocuklarım da onunla amca derler. Eşine anne derler. Aynen. Yani bu okul arkadaşlığı o zamandan gelen okul arkadaşlığı başka şeyle kıstaslanamaz, ölçülemez. Bu disiplin çok farklı bir şey doğal olarak. Şükran Hocam, şimdi sizden, siz güzel şiir okurmuşsunuz. Bize bir şiir okur musunuz rica etsem? Vallahi şu anda eğer hazırlıklı gelseydin gerçekten okurum. Şöyle. Geleceğiniz var, onu size gerçekten okumak isterdim. Onu okurken çok duygulanırım hep. Annemiz çok genç yaşta kaybetmiş Hasan 25 yaşında. Annem 25 yaşındaydı. Annemiz 25 yaşında kaybetmiş. Başınız sağ olsun. Ben de babamı 27 yaşında. Yani hazırlıklı gelseydim inanın okurdum. Özür dilerim. Ya ben yok ne olur kusura bakmayın. Özür estağfurullah yani öyle bir şey yok. Ama şöyle bir hani bir dize şöyle bir aklınızda bir şey varsa bugün ne şeyin Hasan'ın anı her gün anılarını tutar gidince şimdi geç saatlere kadar bu sohbeti de yazacaktır inanıyorum. Her gün toplumu etkileyen olayları ikimiz de resimlemeye çalışırız ama Hasan bu konuda çok iyidir. Binlerce resmi var. Hasan'ın bir de sizin hiç bilmediğiniz yanı çok güzel şiirleri var. Aa kendi şiirleri. O zaman Hasan Hoca'dan bir şiirini alalım olabilir mi? Ben şiirimi okursam ağlarım. Ay canım. Çok tatlısınız ya. Peki hocam bir kitabınız var. Bir kitap yaptınız mı şiirlerinizi? Şimdi yani biz şanssız bir şey yaşadık. 5-6 yıl önce bizim evimize o bizim bütün flash belleklerimizi götürdüğü için bilgisayarımızın 8 kitap hazırlığı, şiirleri ve resimlerimizin belleği kaybolduk. Ah çok yazık. Yani elimizde bir şey kalmadı. Ama şu an 200 şiir var. Ondan sonra gene 200'e yakın öykü var. Kitaplarını yine derlemeye çalışıyorum. Öykülerim şeyden yayınlanıyor.
Zorba TV dergide yayınlanıyor. Sanattan yansımalarda yazıların, makalelerin, Ankara anıları yayınlanıyor. Ankara anıları yayınlanıyor. Devamlı yazıyor. Yalnız bu entelektüel bir hırsızmış ya. Nasıl bir entelektüel hırsız? Neler çalıyor? Hırsızı mı diyorsun? Evet. Evet, hırsız pek çok canımızı yaktı ama bizim en çok yangın olduğumuz nokta. Canım bu özellikle bilgisayar baktığını sanmıyorum. Flaş belleklerde bir işine yaramaz ama neyse boşver. Hocam peki bir soru. Sizin bir çan koleksiyonunuz vardır Hasan hocam. O çan koleksiyonundan çalmış mı? Yok. Allah. Ya onların koleksiyonlara dokunmamış, bir de çok bizim için değerli sanat eserleri var. Onları da çok teşekkür ediyoruz bize Armağan. Yok şey. Ama Hasan'ın yazıları, şiirleri, kitapları bizim için mutsuz bıraktım. Ama boş ver, yine hayattayız, yine yazıyoruz, yine derliyoruz, pardonuz. Şiir koleksiyonumuz, bir beton koleksiyonumuz, 2-2 bölüm vurdu. Uf, maşallah. Çok güzel bir koleksiyonumuz var. Kuş koleksiyonumuz var, resim koleksiyonumuz. Var, epey var. Ama çan çok enteresan. Yani ben hiç çan koleksiyonu yapan duymamıştım Hasan Hoca'dan önce. Bir anımı anlatabilir miyim? Çok özel. Biz, benim erkek kardeşlerim yaşamamış, hep kaybetmişiz. Ben 7 yaş küçük kardeşim oldum. Beni aktara koş dediler, sen bir zil al gel. Zili 7 yaşındayım ben. Koştum gittim, ara ara bir zil buldum. Pirinç bir zil, geldik yıkadık. Onunla kardeşime su verdiler. Ondan su içeniz sesi güzel olur dediler. Lütfen benim sesim fena değil ama kardeşimin sesi hiç güzel değil. Sen onun en paslı zilini buldun getirdin bana, ondan içirdiler diyor. Çar, buradan mı geliyor, başka bir şeyden mi geliyor? Bu süper bir şey. Yerine koş gittim, çan aldım geldim ama oraya geçmedi. Kardeşim hala diyor ki oranın en paslı zili sen getirdin, sesin bu hal ondan geldi diyor. Şimdi şöyle, sizin ilave etmeyi düşündüğünüz bir şey var mı? Eğer yoksa ben size son bir soru soracağım. Bugün yani günün koşullarıyla, günün teknolojisiyle tekrar köy enstitüleri revize edilerek yapılabilir mi? Neden yapılmasın? Yani neden yapılmasın? Bugünün koşullarına göre tekrar o ruhla, o duyguyla, o birey esas olarak kurulacak eğitim kurumlarına o kadar çok ihtiyaç var ki, belki hiç konumuzla alakalı değil ama biz koronanın ilk günlerinde Çamlıdere'de evimiz, çocuklarımızın evi var, oraya gittik. Orada bir arkadaşımız sağ olsun bizi bütün dağ köylerini gezdirdi. İzmir'e gittik, bütün dağ köylerini gezdik. Ne acıdır ki bütün okullar kapanmış, i̇şte. Okullar ve ormanlar camlarına kadar ot bürümüş, o güzelim taş binalar, o güzelim taş lojmanlar camları kırılarak harap edilmiş. Kapılar pencereler çalmış. O kadar içimiz yandı ki o nedenle de dolayı köylerden geçiyoruz. Şimdi ben bu soruyu sorarken köy de kalmadı ya. İşte onu diyorum yani. Köy en önemli özelliği, nerede bir köy varsa orada Türk bayrağı dalgalanacak. Nerede bir köy varsa orada istiklal marşı söylenecek. Bayram yapılacak. Bayram yapılacak. Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan bayram yapılacak. Tabii ki. Şimdi köyden okulları çektiğiniz zaman geriye ne kaldı? Kimliğin elinde kaldı. Elinde kaldı. Şimdi o var.
Şimdi şöyle revize edilebilir. Yeniden benzer okullar kesinlikle kurulabilir. Köyüntü sadece bir okul sistemi değil. Bakın. Köyüntü kendi içinde örneğin beni nasıl eğitim alanında belli yerlere yönlendirdiyse, götürdüyse Ali Koççi'ydi arkadaşım, sınıf arkadaşım Ali Koççi'ydi. Başka bir kurbarda geliştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Profesörü. İşte. Şimdi bakın, bu gibi 50-100 örnek sayabilirim. Bu sadece resim alanında değil. Öğrencinin hangi alanda daha başarılı olabileceğini sezip, o alana doğru yönlendirip, o alanda çok başarılı, bu ülkeye çok büyük katkılar getiren eğitimci ya da sanatçı ya da bilim adamı olmalarını sağlayan bir sistem. Hı hı. Şimdi ikinci, teste dayalı, sertifikatlara dayalı, atmaya dayalı, fen matematik ağırlıklı bir eğitim sistemi değil sadece. Bakın, Sir Ken Robinson günümüz batı eğitimini, batından esinlenen, batıya bağlı olarak veren Türk eğitim sistemine dahil olmak üzere eğitim sistemini yerden yere vuruyor. Ne diyor biliyor musun? Bugün uygulanan eğitim sistemi 18. 19. yüzyılın istediği insan modelini yetiştiren eğitim sisteminin kopyası, suyunun suyu diyor. Bu da amacı bir taklit ve kopya sistemine gidemiyor. Biz diyor hem matematik, bilim, teknoloji derken diyor insanın insani değerlerini unuttuk diyor. İnsani değerleri. İnsan sadece matematik değil, insan sadece fen değil, sadece teknoloji değil. Ağlayan, kızmayan, duygusal anlar yaşayan, küfreden farklı bir yapıya biz bir tarafı orada bir tarafı yok saydığımız zaman takır tukur bir insan modeli çıkıyor. Doğru tabii. Şimdi bir köy enstitüsü atom bombasını Hiroşima'ya at deselerdi atmazdı. Evet. Bunu o derece söylüyorum. Bir köy enstitüsü bu bombayı al atacaksın Nagasaki'de Hiroşima'da yüz binlerin bir çırpıda 5 saniyede 10 saniyede öldüreceksin. Sadece kişileri, insanları değil. Börtü, böceği, doğayı öldüreceksin diyorsun. Atmazdı. Çünkü insan olarak düşünüyordu. Ya. Biz insani değerlerini törpülüye törpülüye ata geriye matematik kentikler atan insan modeli yaratmaktan başka bir şey yapmıyoruz. İnsan nerede? Yanılmazdı. İle daha altın için harap edilmezdi. Bakın, yani, şimdi o kadar söylediği anlamda bir şey söyleyeyim. 1940'larda bir köy enstitüsü o günün hiçbir teknolojik olanağı olmadığı halde 12.500 bitkiyi kartekliyor. Ya. Ben de bir kartekli 12.500. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1940'lar fotoğraf makinesi var mı? Yok. Doğru düz bilgisayar yok. O yok, bu yok. Tabii. Karteksi yok. Neden? Doğru sevgisiyle. Tabii. Ben İvriz öğretmen okulunda 50'ye yakın ağaç diktim. Daha sonra Garipi öğretmen okulunda Şükran'la beraber hocalık yaparken öğretmen okulları günü kutlamalarında eski mezunları okula davet ederdim. Yöneticiydim çünkü. Onlara yemek verirdim, okulu gezdirirdim. Köy enstitüsü zamanında diktikleri ağaçları bulurlar, sarılır ağlarlardı, kucaklaşır ağlarlardı ağaçlarıyla. Şimdi bu adamlara ormanı kesesek keser mi? Demin bombayı atar dedim, tutmaz. Şimdi Arifi öğretmen okulunun yerinde yerler esiyor. Şimdi. Ağaçlar kesildi. O ağaçların içinde hamam yıkıldı. Orada tabii, çok değerli bir öğrencimiz var. Her binanın yıkılışında
acı duyuyor, onu bize ulaştırıyor fotoğraflarıyla falan. Ve oralardan ne alıyor biliyor musun? Bir tuğla. Ya. Bunu hangi ruh düşünebilir ya? Şimdi tabii şey çok önemli. Köyüncüleri tekrar kurulabilir. Sistem farklı boyutlarda olabilir ama bugün köy çocuklarının okumaya ihtiyacı var mı yok mu? Evet. Olduğuna göre ihtiyaç var. Bizim gibi köylerde elinden tutulmayan, kurtarılmayan öğrenci var mı? Pek çok. Olanaksızlıklar içinde. Pek çok. Neler var ki bu? Recevherler yok olup gidiyor. Değil mi? Yani biz büyük bir şansla buradan çıkabildik ama o şansı yaşayıp yakalayıp çıkamayan binlerce, milyonlarca köy çocuğumuz var. Ne cevherlerimiz var bu kim bilir. Bu nedenle ben köy sisteminin efendim bugün koşullarında olmaz, kurulamaz gibi katı bir yaklaşıma kesinlikle inanmıyorum. Belki daha güzel. Başka boyutlarda kesinlikle kurulabilir. Kurulabilir. Evet, sorunuzun yanıtı bu. Evet, çok teşekkür ederim. Çünkü ben bu soruyu çok merak ediyorum. Gene de çok umutsuz olmayalım. Şimdi siz hem o hani bomba atmaz dediniz, hem doğaya zarar vermez dediniz. Şimdi bir anda siz onu söylerken benim aklıma Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ağaçlara koala gibi tırmanıp sarılan çocuklar geldi. Şükürler olsun ülkemizde hala umut ve de ışık ve sevgi var. Ama şükürler olsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Orta Doğu'nun da bir geleneği var ama. Kesinlikle katılıyorum size. Boz bir arazi, bomboş bir araziyi alıp 10 milyon ağaç dikiyor. Hemen tabii, kurtaş var. Öğrenciler şimdi, dikiyorlar orada da hocam. Bunlar hep köyler öyle yapmadı mı? Tabii. Bir boz köyü yemyeşil hale getiriyor. Şimdi onun içinde bunu yaşayan, gören öğrencilerin ona karşı çıkması mümkün değil. Şimdi biz yani yüzlerce öğrenci yetiştirdik. O kadar değişik eğitim kurumlarında çalıştık ki çocuklarımız, onların çocukları bizim hassasiyetlerimizle hayata atıldılar. Değil mi? Evet. Yani biz mutsuz değiliz. Değil mi? Çok güzel yarınlar bekliyor olabilir ama kesinlikle mutlu olmak zorundayız. Evet. Evet. Tabii burada gençlerini kuranlara evet. Bu uluslararası dünya çapında eğitim deneyimini yaşatanlara elbette hepimizin başta İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel olmak üzere minnet borcumuz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben biz ailece bu her zaman hisseder, her zaman konuşuruz ama kesinlikle söylüyorum. İvriz Öğretmen Okulu olmasaydı ben yoktum. Ve sizin gibi bir dolu insan için. Ben de Konya Kız Öğretmen Okulu'nda fark edilmeseydim. Köylerle öğretmenlik yapacaktım. Benim mesela gene orada bir öğretmen olarak kalacaktım. Tabii, öğretmen de olamazdım. Yani hiçbir şey olamaz. Köyden, çünkü köyden çıkışımı sağlayan tek okul var. Başka yok. Tabii. Başka bir şey yok. İvriz'i kazandı, kazanamadım, gitti. Sonra da çapayla dünyanın en güzel başkenti, Şükran Hocam'ın deyimiyle en güzel kentine geldiniz. Ne müthiş bir sentez değil mi? Tabii, İvriz'in bizi kurtarmasını sordum tabii evet. Doğal olarak. Çok önemli. Dediğiniz gibi o okullar tabii biz sadece resim, müzik alanlarını konuştuk ama diğer eğitim alanlarını, edebiyatı, yeri düşündüğümüz zaman akıl almaz bir büyük bir kültür, sanat, edebiyat insanı yetiştirdiğini görüyoruz. Evet. Başladığımız zaman, yazarları yapmaya başladığımız zaman koca listeler çıkıyor. Şimdi burada ben Hasan'ın Üzümlü köyünden, Manastır'dan çıkıp
yine köy enstitüsünde okuyan Abdullah Rızkucu'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi 102, bu sene yazıyor, 102, 103 yaşında. Hala yazıyor. Hala yazıyor, eserler veriyor. Ve her eserin başlangıcında da Tanrı'ya mektup yazıyor. Bana izin verdi, kitabımı bitireyim. O kitabı bitiriyor, bir daha izin istiyor. Ondan sonra dedik, cevap verdim, evet seninle mi uğraşacağım, istediğini yap demiş. Abdullah Bey. Tanrı'ya yazıyor, kitap hazırlıyor. Ömrümüzün sağlıklı olsun. Yani o köy esinin verdiği ruha bakın, cevhere evet. Bakın. Evet. Gelecek nesle, bizde yani bizde çocuklarımızın, torunlarımızın zengin bir şeyde geleceğe hazırlanması için gayret ediyor. Çok hoş. Bir şey. Bir dakika, bir de şimdi şeyden bahsedelim demiştik programdan önce. Bir arkadaşınız kitap yazmış, yollamıştı hani. Süleyman mı dediniz? Hadi ondan bir bahsedelim. Süleyman Yılmaz Bey. Belki şu anda bizi izliyordur. Eğitimde insanların hayatına dokunanları röportaj olarak yazdı. Sanırım 20'den fazla eğitimciyle söyleşilerde bulundu. Onları unutup kitap haline getirdi. Bence ben bana gönderilenleri, ulaşabildiklerimi hepsini okudum. Çok çok ders alınacak eğitimciler var. Neler yapılmış, neler yapılabilir. Bazı şeyler çok bireysel gibi gözükür ama yani bu birey, sonuçta bir birey falan. Ama değil. O her bireyin ne kadar geniş bir etki alanı, aura yarattığını, etki alanı yaratabildiğini, o kişisel gücüyle, tekil gücüyle ne kadar büyük bir çember oluşturabildiğini o eserlerde, anlatılanlarda, o söyleşilerde görmek gerekiyor. Süleyman Bey'in kitabı piyasaya çıktı. Şu an bugün bir kitap getirecektim. Postayla bizi gönderdi ama kitap henüz elimize geçemedi. Takip edenler Süleyman Yılmaz Bey. Aksaray Üniversitesi İlk Fakültesi profesörlerinden, çok değerli bir eğitimci. Yani alana sahip çıkan, alanın büyüklerine, idol eğitimcilerine sahip çıkan bir eğitimci. Bence çok önemli bu. Bence bunu yazmak önemli. Bir kalıcı kitap haline getirmek önemli. Takip ederse arkadaşlarımız, dostlarımız sevinirim. Şöyle el sallayalım Süleyman Bey'e. Tabii. Hocam. Evet, bir başka kitaptan çıkmışken Nazmi Kalın. Nazmi Kalın kitapları çok güzel. Belgeci, belgeselci sevgili Nazmi Kalın. 20 yıllar belgesel programlar hazırladı. Nazmi Kalın Atatürk'ün diktiği ağaçlar. Ha. Bir kitabı var. Demişler ki dikili bir ağacı mı var? Cumhuriyet'in demişler. Kim dediyse ona bu kitabı yazmış. Atatürk'ün diktiği ağaçlar. Ha, çok güzel. Müthiş bir şey. Ağaç dediğim şey bütün eserler doğdu. Yani Atatürk Orman Çiftliği nasıl doğdu? Şimdi herkes Atatürk Orman Çiftliği falan filan. Herkes bir diğer parmağını tanımlamaya çalışıyor. Tüm görmeye çalışıyor. Göremezler tabii. Bu kitap onları anlatıyor. Basit bir örnek vereyim. Yalova'da Termal'e giden Atatürk'ün çok sevdiği bir kenttir Yalova'mız. Yalova'da oraya 12-13 kilometre bir yol Atatürk ağaç tutturuyor. Ertesi gün gidiyor ki işte ağaç yok. Hepsi kurumuş. Tekrar 12 kilometre ağaç diktiriyor. Bu sefer her ağacı köylere zimmetliyor. Ertesi gibi orman olmuş. Yolu kapatmış ağaçlar. Şimdi bazı şeyler o kadar önemli ki asit gibi gelen bir şey. Kurtuluş Savaşı yapan bir deha ağaçla mı uğraşıyor? O biliyorsunuz köşkün yanındaki ağacı
kesmeye kalkıyorlar. Köşkü taşıttırıyor ya. O bilinen bir öykü ama Nazmi Kalı kitabında bilinmeyen neler. Çok güzel oldu bunu öğrendiğimiz. Yani, güzel olarak baktığımız aman canım bir şey dinlenme değil mi? İşte basma fabrikası değil mi? Şeker fabrikası değil mi? Uçak fabrikası değil mi diye dümdüz geçtiğimiz, özüne inmediğimiz pek çok konunun hangi serüvenle, hangi mücadeleyle, hangi yoklukla yaratıldığını Nazmi Kalı bir roman tadına yazmış. Okumaya başlayınca bırakamıyorsunuz zaten. Ay çok güzel. Teşekkür ederiz. Bunu bize okuma fırsatı verdiniz tanıtarak. Hocam kapatalım mı? İzleyiciler yorulmuş olabilir. Biz yorulmuş. Ben de öyle düşünüyorum. Gidebiliriz. Sabrına teşekkür ederim. Tüm izleyenlere sabırla bizi 1,5 saat izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önce sevgili Şükran Pekmezci ve sevgili Hasan Pekmezci'ye gönülden sevgiyle eğitim konusunda, Çapa Eğitim Semineri konusunda hem kendi deneyimlerini hem de geleceğe ışık tutabilecek, model olabilecek bir eğitim sistemine ilham verecek konuşmalar yaptıkları için, sorularımı yanıtladıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Pekmezci ailesi. Çok sağ olun. Size çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Siz bize o kadar fırsat verdiniz ki hep biz konuştuk, sizi hiç konuşturmadık. Yok zaten siz konuşun diye çağırdım ben sizi. Bilgi sizde. Ben sizi öğreniyorum. Tüm izleyenlere sevgiler iletiyoruz. Sağlık içinde tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Güzel günlere, aydınlık güzel günlere diyoruz. Değil mi hocam? Güzel günler. Evet. Tamam.